Küçük Ömer koşmuş, 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 koşmuş. Yolu rahat görebileceği yüksek bir yere çıkmış. Ağaca çıksın. Ağaca çıkmayı da düşünmüş ama dalları onu taşıyamaz diye korkmuş. Tam da kardeşiyle buluşacağı gün düşüp yaralanmak istememiş. Çayırın ucundaki tepe yolu çok iyi görüyormuş. Yavaş yavaş oraya yaklaşmış. Ne olmuş yaklaşınca? Ne görmüş Allah? Meryem abla, Meryem abla. Kerim arabayı almadıydı bugün. Bir bakmış babasının arabası tozu dumana katarak kıvrıla kıvrıla geliyor. İçinde kardeşi de var mı? Evet var. Annesinin kucağındaymış. Mini minnacık. Aynı Ömer'e benzeyen güzel mi güzel bir kız. Ömer kardeşine sarılmış, mutlu yaşamışlar. Hala Ömer nasıl yokuştan inmiş? Nasıl arabayla buluşmuş söyler misin? Artık o da yarın gece. Hadi sen şimdi uyu, yarın söz anlatacağım. Of ya. Ama Meryem abla çok yorgun geldi. Ona bir hoş geldin diyeyim. Hadi iyi geceler bir tanem. Ya. Tamam, gerisini ben anlatıyorum. Tamam. Halam daha güzel anlatıyor. Aşk olsun Murat, aşk olsun. Hoş geldin abla. İyi akşamlar canım. Kusura bakma, bugün bütün iş sana kaldı. Ay ne olacak Allah aşkına 40 yılın başı. Murat'a börek getirdim dükkandan. İyi yaptın. Yarın kahvaltı da yer. Kerim gelmedi mi? Hayır. Aramadı da. Ben de aradım ama telefonunu açmadı. Kadir abi gece dönüyormuş. Konuştum. Sesi iyi geliyordu. Bir sürü gelişme var dedi. Ben de merak ettim ne oldu. İyi haberlerini alırız inşallah. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aç gelirsin diye tabağını kaldırmadım. Otur ya hadi. Yok yok, dükkanda atıştırdım ben. Nasıl, siparişler bitti mi? İyi, Mehmet'le hallettik. Hepsini dağıttık. İyi hadi bakalım. Benim yüzümden iki kat yoruldun. Yok yorulmadım gerçekten. Çalışınca yorulmuyorum ki ben. Ben bir duş alayım, ondan sonra da Kadir Bey gelene kadar uzanayım. Tamam abla. Fatma Gül, sen de bahçeden çamaşırları topla hadi. Hı? Kurumuşlardır. Tamam. Sağ ol canım. Hayır, oyalansın diye diyorum. Yazık, ne yapacağını bilmiyor. Gözleri yolda kaldı zavallı. Efendim Kerim. Neredesin abi? Şimdi çıktım savcılıktan. İstanbul'a dönüyorum birazdan. Ha. Hala Ankara'dasın yani. Evet, ben evle konuştum. Sen evde değil misin? Yok abi, ben evde değilim. Bir yere oturdum, yalnızım. Havaalanına lütfen. Burada olsaydın şimdi karşılıklı oturur konuşurduk. Gece yarısına doğru evde olur musun? Anladım. Keşke burada olsaydın ya. Şey mi oldu? Niye evde değilsin sen? Ben eve gidemiyorum abi. Fatma Gül'ün yüzüne bakamıyorum. Niye? Çünkü her şeyi mahvettim. Yine en başa döndük. Fatma Gül yine benden nefret ediyor. Niye ama? Niye? Ne oldu? Onu korkuttum. Zorla dokunmak istedim ona. Ne diyorsun? Hayır, hayır. O kadar hayvan değilim. Hayvanım ama o kadar değilim. Onu korkutmak istemedim. Ona zarar vermek ister miyim hiç? Benim gözümdeki korkuyu silmek için ömrümü veririm ben. Biliyorum. Ama yine bana öyle baktı işte. Haklı. Artık kim doğru, kim haklı, ben bunların hiçbirini bilmiyorum abi. Benim hayatımdaki tek gerçek Fatma.
Şimdi annemin mektubunu okudum ya. Annemle ilgili gerçeği öğrendim ya. Aslında annemin hiçbir zaman bana ait olmadığını. Öyle değil tabii. Öyle öyle. Baksana benim varlığım bile onu teselli etmeye yetmemiş. Hiç sevmemiş beni evlilik. Bu annen sağlıklı bir kadın değilmiş Kerim. Öyle düşün. Neyse ne. Sevdiği adam için ölümü göze almış ya. Beni bırakıp oğlum. Ben şimdi kime güveneyim abi ha? Fatma Gül'ün Mustafa'yı hala unutmadığından nasıl emin olayım? Doğru düşünmüyorsun ama öyle bir şey yok. Beni sevdiğini söylesin istedim ben abi. Beni gerçekten sevdiğini söylesin istedim. Benim zorunma değil. Bana mecbur olduğu için değil. Bunu ondan duymak istedim. Fahrettin Ilgaz'dan, Meryem Hanım'dan değil. Bana yalan söyleyenlerden değil. Beni gerçekten sevsin. Sevecek, söyleyecek günün birinde. Mahkeme günü. Benim mahkememin olduğu gün. Fatma Gül benim arkamda oturuyordu. O herif de Mustafa da Fatma Gül'ün arkasında. Sonra o kız ifade verdi Asu. Hacer Nalçalı. Soy isminin Nalçalı olduğunu öğrendik Mustafa ile evlendiğini. Ben arkamı döndüğümde Fatma Gül Mustafa'ya bakıyordu öyle. Hesap sorar gibi. Sitem eder gibi. Öylesine bakmıştır. Yo abi yo. Ben o bakışları gördüm. O sitem eden bakışları gördüm. Çünkü Fatma Gül Mustafa'yı hiç unutmadı ve unutmayacak. Hep içinin bir yerinde onun gelini olamadığına yanacak. Çünkü bunların yaşanmasına sebep olan o kabusun ben bir parçasıyım. Fatma Gül beni hiç affetmedi, affetmeyecek abi. Daha fazla acı çekmemek için bana katlanıyor. Çünkü böylesi daha kolay. Ya, emin misin? Gerçekten böylesi daha mı kolay? O geçmişiyle hesabını yaptı, silip attı her şeyi. Artık nefret bile etmiyor çünkü umurunda bile değil. Duydun mu beni? Mustafa falan da umurunda değil. Sırf seni kurtarmak için gitti konuştu onunla. %100 eminim. Yoksa yüzünü bile görmek istemiyor. Ne cenderelerden geçtiniz bir düşünsene. Ben bundan hiçbirini unutmadım ki. Her zaman aklımda. Nelerle sınandınız? Adım adım gibi görünüyor ama bir yıl içinde nereden nereye geldi ilişkiniz? Öyle değil mi ha? Ya ben hepsini bir anda mahvettim. Fatma Gül seni tanıyor artık. Kalbini de, niyetini de, çektiğin acıyı da çok iyi biliyor, emin ol. Hiçbir şey bitmedi. Daha yeni başlıyorsunuz siz. Beni hiç affetmeyecek. İyi akşamlar, kolay gelsin. Sağ olun, sağ olun. Nedir borcumuz? Abi ödedi hesabı. Ödedi mi? Kerim. Yardım edeyim mi abi? Sağ ol, ben hallederim. Kerim. Hı? Hadi yavrum, kalk eve gidelim. Hadi kalk, hadi. Şşş. Abi ben eve gidemem. Yapma ama, hadi. Hadi ama, bak benim belim ağrıyor. Uğraştırma lütfen, yardımcı ol bana. Hadi kalk, kalk, kalk. Al şunu da. Yardımcı olayım abi. Tamam, tamam. Ben hallederim. Gel, gel, gel. Kusura bakmayın. Ne münasebet abi. Olur arada böyle. Kusura bakma. Sağ olasın. Gel. Hadi iyi akşamlar. Yavaş. Yavaş, 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 yavaş. Benim bu durumum ne olacak abi ya? Sen aklını başına topla, düzelecek. Gel, yavaş. Benim babam sensin. Tamam, tamam, tamam. Sensin. Gel. Yavaş, yavaş. Tamam.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.